Herkese selam dostlar, yeni bir Clash Royale videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 9. arenada kullanabileceğiniz desteği göstereceğim arkadaşlar size. Yani gerçekten bu deste çok iş yapıyor. Yani yüksek kupalarda da bayağı kullanılan bir desteydi zamanında. Yani şu anda küreselde yeni nesli falan kullanılıyor. Deste bu şekilde, sadece Dart Goblin yerine prenses kullanmanız gerekiyor ama benim prensesim bu hesapta olmadığından dolayı Dart Goblin'i koydum. Yani siz bunun yerine prenses koyarsanız desteniz tam olur. Şunun yerine de Goblin çetesi ama benim Goblin çetem 1 level olduğundan dolayı nerede Goblin çetesi? Evet, Goblin çetesi burada. Goblin çeten 1 level olduğundan dolayı, yani daha yeni çıkardım. Ondan dolayı Goblin çetesinin iskeletorosu koydum. Dediğim gibi deste gerçekten bayağı güzel. Hemen ilk maçımıza geçelim. Bu arada bu deste normalde şövalye var. Yani ilk çıktığında falan şövalyeyi kullanıyordu ama ben size Valkür koymanızı tercih ederim. Yani eğer hatta bütün destelere böyle şövalyeli bütün desteleri 2.6 falan olsun. Yani Valkür koymayı falan koymanızı falan öneririm. Ya çünkü sadece aralarında bir iksir var. Bir iksir arasında yani güçleri çok farklı ve çok güzel yani Valkür'ün. Mesela Valkür'ün alana sar vurabiliyor. Şövalye vuramıyor. Yani nasıl diyeyim, canı daha fazla Valkür'ün şövalyeye göre. Veya hasarı da yanlış bilmiyorsam daha fazla. Yani dediğim gibi sadece bir iksirle kat kat daha fazla şeyler var. Kanka bu ne be? Şuraya bir roket atalım bakalım. Aga, balonu ileri ittirdik. Balon vurdu be. Hata yaptım. Balonu yani biraz daha önüne atmalıydım. Balonu yanlışlıkla kuleye doğru ittirdik. Neyse. Destere arkadaşlar yapacağınız şey. Yani deste gerçekten çok güzel bir savunması var. Felaket ve Valkür'ün yani adamı durduracağı çok nadir şey. Özellikle bu kupalarda böyle sağlam oyuncular olmadığından dolayı. Yani deste döndürüp Dart Goblin'e yani prenses ve fıçı döndürmeniz gerekiyor. Yani gerçekten şu Valkür'le dediğim gibi felaket kulesini durduramayacağı çok nadir şeyler var. Şu anda gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan adamı rahatlıkla tutabiliyorum. Bu arada oraya iskelet ordusu atmak zorundayım. Yani dediğim gibi burada normalde Goblin çetesi olması gerekiyor. Yani Goblin çetesi olsaydı şu an Mios üstünde çok kolay bir şekilde alırdım. Neyse. Bu desteler arkadaşlar eğer hasar vuramıyorsanız, rakibin çok fazla büyüsü falan varsa yani biraz zamanı oynayıp roket döndürebilirsiniz. Veya ne bileyim yani büyüyle kötü buzru attım bu arada, farkındayım. Ama o cadı çok vurur mu? Ha, evet, bir tane vurdu, sorun yok. Dart Goblin ne iş yaptın be kanka? 6 level halinde kral ya. Şöyle o Dart Goblin'i koruyalım be. O Dart Goblin'i taşıyor be. Prensesiniz yoksa siz de Dart Goblin'i koyabilirsiniz. Gerçekten Dart Goblin de hem uzak mesafeli hem de iş yapan bir kart. Kanka oraya roket atacağım. Öfke bastı zaten, gayet güzel oldu. Bir dakika. Ah, tamam. Tamam, kazandık maçı. Çok kolaydı. Yani dediğim gibi sadece bir hata yüzünden balon vurdu. Yoksa doğru düzgün hasar bile veremezdi rakip. Bu deste gerçekten bu kupalarda falan en iyi kullanabileceğiniz deste bence. Yani sizin de kullanmanızı gerçekten öneririm. 2900 kupa olduk bu arada. Kaç maça bitiyor? 3000. Kaç maç oluruz 3000? 3, 6, 2 maça falan 90'larda kalıyoruz ama. Evet, ikinci maçımıza da geçtik. Buzruğun level düşük olduğundan dolayı bayağı kötü oluyor. Ama sırf video için buzruğu koydum. Kanka büyük hata yaptım ya. Felaketi çok geç attım. Birinci fıçı. İnşallah sadece bu komp yapabiliyordur. Eğer sadece bu komp yapıyorsa adamı çok rahat alırız bence. Bu arada konuşacak fazla bir şey bulamıyorum şu anda. Ne bileyim, dest hakkında ne söyleyebilirim ki? Sadece fıçı ve Dart Goblin'i falan filan atacaksınız döndürüp desteği. Savunması da bence yani deste de çok da zor değil aslında.
tık geriye mi attı? Ha, yok atmamış. Gerçekten fıçı takip etme konusunda baya kötüyüm. Ne bileyim. Hiç alışamadım şu fıçının nereye düşeceğine dair bilmek falan böyle. Çok zor geliyor bana. Şu köprüden sonra falan belli oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış bilmiyorsam daha doğrusu. Bu arada o yanlış attık bu durumda. Ve köprüden sonra da insan paniğe giriyor yani nereye atsam yani falan filan böyle. Yani tekrardan oraya bir goblin fıçısı bırakalım. Okları varmış. Tamam peki dart goblin atalım. Hata elden kesmeyelim. Gayet iyi. Dart goblinizin de leveli düşük olduğundan dolayı o da bayağı kötü oluyor. Şu an sırf yani bu desteği max deyip ileride de kullanabilirsiniz bu arada. Yani bu desteği şimdiden dediğim gibi maxlarsanız ileride de işinizi görür. Evet adamın sadece domuz ve fıçı kompu var. Başka hiçbir şeyle saldıramıyor. Şu en köşeye atalım bakalım belki okları kaçırır. Ve kaçırdı da. Gerçekten. Yani iskelet ordusu harcamak zorunda kaldı. Şu an iksir karındayız. Şu an tekrardan bir dert goblin bıraktım. Lan oğlum. Vallahi tam şu öne atacaktım. Şuraya. Elim kaydı oraya attım ya. Yine şöyle bir fıçı buzluğu bırakalım. Sizin eğer buzluğunuzun leveli falan yüksekse. Oy gayet güzel oldu. İskelet ordusunda dondurması. Tamam gayet güzel. Asıl olarak oyun değmiş bu arada ya. Daha yeni fark ettim. Arkaya mı attı lan o? Ha iyi atmamış. Peki. Yani şu an adam bence tutarız. Tomruğu harcamamaya özen göstereceğim şu anda. Fıçı için o da. Şöyle bir felaket dikelim. Büyük ihtimalle binici atacak. Peki oraya fıçı şeyimi harcamayacağım. Tomruğumu. Evet iskelet ordusu için. Çünkü şu an sağ kulemi aldım. Bütün hasarlar önemli. Adam da artık bardakları düşünerek atıyor gerçekten. Bir kere fake yedi ya. Tamam şu an tekrardan bir felaket dikelim. Evet bir ninja atacağı için. Adamın ne çarpı var ne bir şey var. Bu arada adam sadece dümdüz de ortaya atıyor tomruğu. Gelişinden çok belli bu arada. Sadece ortaya atınca bir tık anlayabiliyor ama köşeleri falan atınca çok kafam karışıyor tam nereye gideceği falan. Evet. Şu an roket döndürebiliriz. Yani dediğim gibi böyle maçlarda da roket döndürebilirsiniz arkadaşlar. Mesela adam bana vurmama izin verdirmiyor. Ondan oh mükemmel mükemmel. Yani şu an sadece roket döndürerek bile çok rahat bir şekilde alacağım. Çok iyi. Evet oklarını da oraya harcadı ve maç bitti. Evet mükemmel bir tomruk ve maç bitti. Bu arada az kalsın alıyor daha adam. Çok rahat oynadım böyle kesin maç bitmiştir dedim sağ tarafı saldım da. Tomruk taşıdı bu arada ya. O gerçekten sakinliğim. Bu arada ben niye bu kadar sakin? Ben ucu ucuna aldık maçı. Bu arada dev sandık. Bakalım ne çıkacak. Hop. 195 Joker kart. Goblin kulübesinden bana ne kanka. Kullanmam bile yıldırım. Gayet güzel ve... Büyücü ne kanka büyücü ne ya? Yani şu 5 iksirin en gereksizliği birinci goblin kulübesi. İkinci de bence büyücü olabilir. Yani iksirine göre canı çok az. Sadece tek yaptığı şey alan hasarı ve hasar vermek. Başka hiçbir şey değil. Yani cadıyı da normalde istemem ama bence cadı daha güzel yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.